cadde konseptini eski İstanbul'un sokak ve eee cadde kültürünü eee bu projeye taşımakta amacımız. Bu eee düşünceyle yola çıktık. Eee ve projemizi tasarladık. Eee proje bittiği zaman eee ana cadde konseptinin boyu 1480 küsür metrelerdeydi. Bunu sayın bizim e, inşaat koordinatörümüz e, Murat Acar Bey gördü. Eee Oradan aklına 1453 geldi. Hatta biz projenin bir kısmı o caddeyi kısaltarak proje, caddenin ana caddenin e, boyunu 1453 metreye e, çektik. E, dolayısıyla orada da şöyle bir iddia ortaya çıktı. İşte Fatih İstanbul'u fethettiği zaman e, çağ değişmişti. Buradaki bizim koyduğumuz iddia da şu. Bu projeyle gerçekten e, hem Türkiye'de hem dünyada bir inşaat sektörüne bir çağ atlatma iddiamız vardı ve 1453 adında buradan aldı çok da bence anlamlı da oldu oturdu da yerine belki orada biraz Murat Bey bize biraz caddeden kaybettirdi ama projenin adının bu şekilde bu kadar öne çıkmasıyla da o şeyimizi reklam şeyimizden karşılamış olduk dediğim gibi 15 Ekim'de biz ilk reklam kampanyamızı başlattık. Bir ay içinde e, iç pazara sunduğumuz e, ilk birinci ve ikinci etap 2700 e, daire vardı. E, bu dairelerin 2100'ünün e, satışı gerçekleşti. Parası yattı. E, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hesabına yattı. Bunun çoğu tahsil oldu. Bir kısmı da krediler şu anda açılma aşamasında. Yaklaşık bir nokta e, 2 milyar e, küsürü de olabilir. TL'lik bir satış e, gerçekleştirdik. Şu son dönemde e, özellikle sektörde e, yaşanan sıkıntılar ben gerçi ona çok katılmıyorum ben yani sektördeki sıkıntılara. Sektörde firma bazında bazı belki sıkıntılar yaşanabilir. Proje bazında bazı sıkıntılar yaşanabilir ama e, ben Türkiye'de inşaat sektörünün e, şu anda bir önünün daha açık olduğunu özellikle bu son çıkan e, Cumhuriyet tarihinin en önemli yasalar olarak ben açıkları böyle niteliyorum onları. Bir e, kentsel dönüşüm yasası, iki e, mütekabiliyet yasasından sonra inşaat sektörünün daha e, yoğun, daha hızlı çalışması lazım. Yani oluşan bazı işte yok balon var, yok şu var e, gibi şeylere, e, talepte azalma var gibi şeylere ben açıkçası katılmıyorum. Özellikle dediğim gibi mütekabiliyet yasasından sonra e, yabancıların da Türkiye'ye ilgisinin e, giderek arttığını, ilgisi zaten vardı ama bunun giderek arttığını e, görüyoruz. Dolayısıyla sektörde <laughs> e, bir sıkıntının dediğim gibi proje bazında yaşanabilir, e, firma bazında yaşanabilir ama genel bir sıkıntının olduğuna katılmıyorum. Bunun da en güzel örneği Mastak 14, 1453 projesidir. Yani eğer eee projen doğru, yerin doğruysa, projen doğruysa, fiyatın doğruysa ee, ödeme şartların doğruysa Türkiye'de talep her zaman var. İşte bu da maslak 1453 bölgesi de bunun e, en güzel kanıtlarından bir tanesidir. Hemen hemen aynı dönemde Emlak Gayrimenkul e, yatırım ortaklığıyla paylaşım modeliyle yine projede <laughs> satışa çıktı. Bahçe Bahçetepe projesi. Yine orada da binin üzerinde bir satış e, gerçekleşti. Yani e, bu e, sektörün e, sıkıntılı olduğu Konuşulduğu dönemde sadece bizim projemiz değil diğer projelerin de bu şekilde e, satış görmesi demek ki sektörde işini doğru yapan insanın her zaman e, önü açık diye e, düşünüyorum.